Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine bir Instagram üzeri istek bir model hazırladım. Modelimi göstereyim arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bu Instagram üzeri gelen bir modeldi ve bu 4 taneydi arkadaşlar. Bu sarı çiçekten 4 tane yapılmıştı. Böyle ben bu kadar sığdırabildim arkadaşlar. Bu şekil oldu. Ben de 3 tane yapayım dedim. Şöyle arası da farklıydı, örümcekliydi. Şöyle bu şekilde fil dişi yaptım, sık iğneli fil dişi. Hoş da yakıştı. Güzel de oldu, şöyle sık iğneli olduğu için. Modelim bu. Bu şekil hazırladım arkadaşlar. İnşallah bu şekilde hoş ve güzel olmuştur. Ben beğendim. Zarif bir duruşu var çiçeğin. Siz bu 3 yerine 4 de yapabilirsiniz. Çünkü bana gelen modelde 4'lüydü arkadaşlar. Evet. Modelin sallantılı hali. Duruşu da bu şekilde. Şöyle de zemin üzerinde, tülbent üzerinde göstereyim. Şöyle tülbentimin tığlama işlemini de göstermek istiyorum. Bu tülbentimi 3'er zincirle yaptım arkadaşlar. Size anlatırken 2 zincir çok yapışık durduğu için böyle birazcık zürafaya benzeterek 3'er zincir çektim ama ipimi çok iyi esnettim. İyice asılarak, esneterek bu şekilde zürafa gibi durmasını sağladım. Hem de bakın bu yuvalara kolay ve rahat girmek için yeniden o alttaki 2 zinciri söktüm. Bakın izleri de belli zaten. Bir üstten tığlamışım. Hemen video çekmek için alelacele bu şekilde sizler için tığladım. Ama piriç gibi tığladım bakın. Ne kadar eski yer belli olsa da şöyle bu şekilde ara suyu ve çiçeğimiz. Hoş ve güzel modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçerek anlatalım. Evet. Şimdi arka tarafı unutup ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki tığ battıya girip ipimi sabitledim. Şöyle bir zincirle de dönüşümü yapıyorum. Bu 3 zincirin içerisine sık iğne ile girip 1-2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı. Böyle sıkı sıkı çekmek önemli. Şöyle sert ve güzel bir duruş olması için zincirlerin sıkı çekilmesi lazım. Evet. Şöyle. Arttığımız zaman sert bir görünüm olması için bu şekilde durması için zinciri sıkı çekelim. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boş olana girip sabitledim. Bir zincirle dönüşümü yapıp çevirdim. Sık iğne ile 1 ve 2. 8 zincir. 5, 6 ve 8. Çeviriyorum. Buraya yuvanın içerisine sabitliyorum. Ben bu şekilde 5 tane koyuyorum. Benimki model amaçlı arkadaşlar. Bakın şöyle. 5 tane ara mesafesi yapıyorum çiçeğimin arasına. Şimdi yapraklarımız için 5 tığ battıdan zemin hazırlayacağım. 3 zincir çekiyorum yine. Şöyle 1. 3 zincir. 2. 3 zincir. 3. 3 zincir. 4. 3 zincir. 5. Bir zincir çekip şöyle dönüşümü yaptım.
Tığ battımın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ortada bir tane boş tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya giriyorum. Yani toplam 3 tane tığ battının üzerine şöyle yuvamızı kuruyoruz. Kenarda 2 tane kalıyor. Bakın 2 tane tığ battı boşluğu kalıyor. Biz şöyle 3 tanesini kullanmış oluyoruz. 5 tane yapmış olduğumuz tığ battıdan. Şimdi bir zincir çekerek dönüyorum ki yaprağım şöyle biraz havada güzel dursun diye. Sık iğne yapıyorum bu yuvanın kenarına. Şöyle bir zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Bir defa tığı doluyorum. Hemen 1, 2 ve 2. 3 seferdi. 2 defa tığı doladım. Şöyle yine 3 seferdi ama 2 2 alırım. Evet, 4 tane trabzanı yaptım bu şekilde. Şimdi 2 defa tığa doladım. Şimdi 1, 2, 2 ve 2. 5. trabzanımızı 4 seferde aldım. Ve 4 zincirle buraya tomurcuk yapıyorum. Geri kalan kısma da sık iğne dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yuvada yapıyorum. Sık iğnemin son trabzanı bu şekilde 6 tane yapıp 7. de bu 9 zincirli ana yuvada yaptım. Buraya 13 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın şöyle aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet bakın bu 6.'nın içerisinden girip yuvamı sabitliyorum. Buraya böyle bir yuva oluşturdum. Geriye kalan bakın bu 6 zincirin içine de sık iğne yapacağım. Dal oluşsun. Evet şöyle 2, 3, 4, 5, 6. 7. yuvada yapıyorum. Sabitliyorum. Şöyle bakın. Şimdi buraya bir tane daha yaprak yapacağım. Bir zincirimi çekip bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Hemen 3 defa da 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet. Bir zincirle beraber 4 tane trabzan oluşturduktan sonra yine 2 defa dolayıp şöyle 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. Trabzanımızı yaptık. 4 zincir. Sabitliyorum. Son yaptığım trabzanın ara kısmından 4 zincirim. Bakın. Buraya şimdi deminki yaprakta olduğu gibi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. bu ana yuvada 9 zincirin içerisine yapıyorum. Hem de ayrıyeten bir tane daha sıkı yapıyorum. Yaprağım havada kalsın şöyle aşağı meyletmesin diye. Bir de bu yukarı çıktığımız tığ battı mesafesine sık iğne ile iniyorum. Şimdi arkadaşlar demin verdiğimiz 2 tığ battı kalan bu tarafa da veriyoruz. Sağda olan 2 tığ battıyı sola da veriyoruz. Şöyle 3 zincirimizi çekelim. Bakın bu şekilde yaprak dalımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu 2 tane tığ battı mesafeyi verdikten sonra 5 tane bu şekilde tığ battı mesafesi vereceğiz. Sonra da bu şekilde çimenimiz devam edecek. Evet, 3 zincirimizden sonra hemen yandaki tığ battıya kapattık. Bir zincirimi çektim. Bakın bu 3. tığ battıdan direkt ara mesafesine başlıyoruz. Ara suyunun
Bu fil dişini yapımına başlıyoruz. 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Hemen tığ battıma girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Bundan buraya 5 tane yapacağım. Bir tane daha yapıp diğerlerini ben yapayım. 1 zincir dönüş yap. Bu 3 zincirli yuvanın içine 2 sık iğne yap. Ve 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. İpim leylek arkadaşlar. Çok da güzel. Bunu ben esnettim. Böyle iğne yassı zarifliğinde kalıp gibi olsun ara suyu diye. Ara suyun iğne yasına benzetmek istiyorsanız bu şekilde ipi esnetip incecik yapın. Leylek olunca kalıp gibi duruyor. Diğer iki tane daha ben yapayım. Çiçeğin yapımında buluşalım. Evet. Şimdi bu geriye kalan yuvamızın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz ipimizi. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine girip 1, 2 ve 2. Evet. Bu şekilde küçük bir trabzanımızı hazırladık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya bir kirpik oluşturdum. Şimdi 2 zincirden buraya 3 tane kirpik oluşturacağız. Bu birincisi. Tekrar 2 zincir. Bu ikinci. Tekrar 2 zincir. Bu da üçüncü. Evet. 4 zincirli kirpiği yaptıktan sonra bu şekilde arkadaşlar 3 tane yaptık. Bakın tırtıl görünümü de oluyor. Güzel oluyor. Kapattım bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Bu 4 zincirli yuvanın içerisine sabitliyorum. İpimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Hemen burada yaprağı tutturuyorum. 4 zincirli yaprağın ucundaki yuvaya sabitliyorum. 2 zincir de üzerine çekip sık iğnenin hemen şöyle bir tutturma işlemi yapıyorum. 2 zincir. Buraya 6 tane kirpik yapacağım. Bakın tutturma işleminden bu kirpiki oluşturduk hem de. 2'şer zincirden 6 tane kirpik yapacağız. 2. Şöyle 3. 4. 5. Şöyle 6. Bakın. 6. Veya 7. Bir tane daha sığır gibi arkadaşlar buraya. Boyunu biraz kısaltalım. 1, 2. Biraz sarı ipimden de ince olduğu için. Şöyle bakın. Yaprağımızın bir tanesi tamam. Ve bunu sık iğne ile hiç zincir çekmiyorum. Bakın. Sık iğneye girerken hiç zincir çekmeden bu şekilde tutturdum. Aynısından buraya 3 tane yapacağız. Bakın. Şimdi 3 zincir çekerek ilk baştaki gibi başlıyorum. Bir defa doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 4 zincir. 4 zincirimi kapatıp sabitliyorum. 1, 2 zincir. 3 tane kirpik yapacağız. Bu yapmış olduğumuz trabzanımızın içerisine 2 zincir sabitledim. 2 zincir sabitledim. Hemen sık iğne ile girip ilk minik olan tırtılı iç yuvayı hazırladık. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Bu ilk çekmiş olduğum 4 zinciri tutturma yeri olarak, yuvası olarak kullanıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Şöyle dönüşümü yaptım. Bu
8 zincirin arasına sık iğne ile 4 zincirimi kapatıp geriye de bu şekilde 2 zincirden 7 tane yapıyorum. 2 zincir, şöyle 2, 2 zincir, şöyle 3, 2 zincir, şöyle 4, 2 zincir, 5, 2 zincir, 6, 2 zincir ve bakın şöyle çekeyim, tutayım arkadaşlar, 7. 7.'yi de hiç zincir çekmeden sık iğne ile direkt yuvaya sabitliyorum. Bakın ikincimiz de tamam artık bu şekilde. Yine 3 tane zincir çekerek sonuncu yaprağımızın, çiçeğimizin yapılışını yapalım. Bir defa doladım, yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2, 4 zincir kapattım. Bu yuvaya 2 zincirden 3 tane kirpik oluşturuyorum. Şöyle tekrar tutayım daha güzel gözüksün. 2, 2 zincir, 3. kirpik. Şöyle hiç zincir çekmeden sık iğne ile yeşil yuvaya sabitleyip sık iğnenin üzerine 8 zincir. 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Buradan. Ezan da başladı arkadaşlar. Yetiştiremedik. Burayı da tamamlayalım. Şimdi buradaki püf nokta ilkten de yaprağı sabitleme. Burada da arkadaşlar 4. kirpikten olacak. Şimdi buraya 3 tane 2 zincirden kirpik yapalım. 1. Bu 1. 2 zincir. Bu 2. Şöyle 2 zincir. Bu 3. Bakın burası önemli arkadaşlar. Bir tanesi 4 zincir. 3 tanesi de 2 zincirden olan kirpiğimin üzerine. Şimdi 1 zincirimi çektim. Bakın bu yaprağın uç kısmındaki bu 4 zincirli yuvadan girip bir zinciri buraya sabitliyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Sabitledikten sonra bu yuvanın içerisine sabitliyorum. Yani buraya yine bir iki zincirden kirpik oluşturmuş olduk. Evet, geriye kalan kısma da iki zincirden yine 3 tane yapıyorum. 7 tane yapıyorduk ya. Ortalamış oluyoruz. Evet, iki zincirden böyle 3 tane kirpiği de yaptık. Aynı şekilde bakın hiç zincir çekmeden buradaki sık iğnenin içerisine girip sabitliyorum çiçeğimi. Şöyle bir tane de zincirimi çekip bitiriyorum. Çok kolay ve güzel bir çiçek oluyor. Hemen şu ipleri yakıp temizleyelim. Ezanı Muhammed'e okundu. Evet arkadaşlar, bakın modelimizi tamamladık. Çok güzel ve zarif oldu modelimiz. Şöyle arkadaşlar bakın, bu da sarı da altın başak, bu çingene pembesi de altın başak bu şekilde. Fakat ip ince olduğu için bakın sarıya göre daha zarif düştü. Zincirleri olsun, bu yaprağın büyüklüğü olsun, daha ince olduğu için daha tiril tiril durdu. Bu da boya alımına göre değişiyor sanırsam arkadaşlar. İnceliği, kalınları aynı, altın başak aynı marka olmasına rağmen ince çıktı yani şeyden. Bu şekilde de ara suyunu da yaptım. Bu ara suyu çok güzel uydu arkadaşlar. Yaprağıyla da sanki takınmış gibi de duruyor. Gerçekten çok hoş ve güzel duruyor. Şöyle. Bazen ışıktan ama yüksek sandalyeye takılı benim aparatım biraz farklı. Ondan mı? Şöyle. Hoş ve zarif bir model hazırladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Dileyen dediğim gibi 3 yerini bu şekilde 4 kullanabilir. Bu çiçekleri 3 tane yerine 4 tane böyle yapabilir. Evet.
Güzel ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek oluyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.